Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin 500 dolara çıkarılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz geri adım attı. Dolar yerinde durmuyor. TL konuşacağız dedi. Aşağı yukarı 500 dolar civarında ücretlerin reel kaybını vesaire dikkate alarak ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Dolar bazında bizim asgari ücretimiz TL'dir. TL, yani diğer ücretlerimiz de TL'dir. Dolar o verilecek değil bazen zaten. Sohbetlerde, evet, konuşmalarda farklı referanslar yapılabilir. Dolayısıyla biz TL konuşmak durumundayız. Vedat Bilgin koltuğunu devretmeden önce asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkarılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 500 dolara kapıyı kapattı. Dolardaki hızlı yükselişi işaret etti, yerinde durmuyor diyerek. Dolar dediğimiz şey bir defa yerinde durmuyor ki. Yani her gün farklılaşıyor bu değerler. Dolayısıyla bugün 500 dersiniz, yarın başka bir şey olur, sonra değişir. Geçmiş dönemde Erdoğan ekonomideki her şeyi dolara endeksledi. Liralaşma diye ortaya çıktılar, milletle alay ediyorlar. Bir an önce ekonomiyi Türk lirası konuşulur hale getirmek için paramızın pul olmasını durdursunlar. Milli paramıza güveni yeniden sağlayacak adımları atsınlar. Durum çok ciddidir, lafla peynir gemisi yürümez. 500 dolar hesabı hayal oldu. Eski Çalışma Bakanı 500 dolar dediğinde bir ay öncesinde dolar 20 liraydı. Yani 10 bin liraya tekabül ediyordu asgari ücret hedefi. Bugün 500 dolar 11.835 liraya denk geliyor. Aşağı yukarı 500 dolar civarında. 500 dolar gerekir. 5 kere 2 10, 10 bin lira. Evet. İşveren tarafı TİS de 500 dolara karşı çıkmıştı. Önemli olan burada dediğim gibi istihdamı da aksatmayacak, sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da beklentisini dikkate alan, işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutardır. Bu da tabii Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. TL konuşacağız her zamanki gibi. Buradaki temelimiz de şu, enflasyona hiçbir şekilde çalışanlarımızı ezdirmemek. 2023'ün başında 455 dolar olan asgari ücret şimdi 360 dolar seviyelerine kadar geriledi. Döviz kuru artıyor ama vatandaşın aldığı iğneden ipliğe her ürünün de fiyatı artıyor. Hem enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedi hem de dolar hesabından vazgeçildi. Gözler 19 Haziran'da yapılacak ikinci asgari ücret tespit komisyonu toplantısında.